Edelim. İşte rakamlar ekrana geldi. Hemen ben de sizlerle paylaşayım. Toplu oynamada Beşiktaş'ın %55'e %45 önde olduğunu görüyoruz rakamlara baktığımızda. 9 korneri var Beşiktaş'ın. 4 korner kullanmış Hüketerli Kayserispor. İkili mücadelelerde %53'e %47 Hüketer Kayserispor'un önde olduğunu görüyoruz. İki kırmızı kartı çıktı. Enteresan bir maç oldu ki o kartları da zaten birazdan görüntülerimizle, birlikte bakacağız. 20 şutu var Beşiktaş'ın. 20 şut, sadece bir gol. 6'sı isabetli, buradan bir gol buldu. 5 şutu var Hüketer Kayserispor'un, biri isabetli. 13 şut pası Beşiktaş'ın, 5 şut pası Kayserispor'un. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Beşiktaş 43 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Buna ama şeye dikkat edelim. 10 kişi kalmadan önce, 10 kişi kaldıktan sonra bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Şimdi bunu yani ayırmak gerekir. Hüketer Kayserispor 10 kişi evet, kaldı. Evet, Kayserispor 10 kişi kalmadan Beşiktaş'ın acaba kaç defa ceza sahası içinde buluşmuş topla? Bir de bak buluşabilir Cüneyt. Çok kısa sözünü de bölmeyeyim. Mühim olan orada çoğalmak. Sayısal da çoğalamadı. Yani Kayserispor eksik kalıncaya kadar sayısal da yok. Bir ara baktım ben 6'ya 1. Vegos'u hatırlıyor musunuz? Bir top atılacağı sahası içine soldan. 6'ya 1'di ya. 6'ya 1. Yani ceza sahasının içine kim girecek? 8 numara oynayan Kartal. 8 numara oynar mı oynamaz? Yanlış tercih orada oynatmış. Getson gidiyor çizgilere. 8 numara desteği yok orta sahada. Vegos yalnız başına. Mulaka yalnız sağdan gelecek ortada. Veya Gezal girecek öyle. Ya yani çoğalmak, ceza sahası içinde fazla oyuncuyla girmek, rakibin gözünü yormak, dengesini bozmak gibi. Valerian İsmail bir planı da yokmuş. Serdar Sarı'da transfere mi bağlayacağız? Bu yapılan eleştirileri, geç kalan transferlere mi bağlayacağız? Yoksa sakatlıklara mı ya da bilmediğimiz başka sebepler mi? Ne dersin? Net söyleyeyim. Beşiktaş kondisyon olarak, yükleme olarak her şeyini, bütün hazırlıklarını yaptı Avusturya'da, İspanya'da. Hı hı. Taktiksel hazırlıklarda en başa döndü. Ki sen takip ettin kampı da zaten biliyorsun. Taktiksel hazırlıkların hepsi boşa gitti. Dörtlü savunmaya dönünce. En başa döndük. Niye? Rıdvan gitti. 3-4-3 veya 3-5-2 neyse ne. O üçlü savunmanın, Valerian İsmail'in o anlayış içerisinde yazacağı ilk isim kaleciden önce Rıdvan'dır. Hocalarım burada. Rıdvan. O gitti. Emirhan gitti. Bugün Emirhan olsaydı, Gökhan Hocam orta sahadan kimi keserdin? Kartal oynamazdı birinci. De Emirhan da Ünal Hoca gibi, onun futbolcu dönemi gibi dikine giden bir oyuncu. Kendini anlattı. Ben dedi dikine gitmesini 12-13 yaşında falan keşfettim dedi. Hı-hı. O yeteneğimi. Ve onun üzerine hep yatırım. Beşiktaş rotasyonunda orta sahada en değişik oyuncu profili o. Dikine evet. Adam gider, adam eksiltir, şut atar, özgüveni yüksek. Bak. Yani final pası 3. bölgeyi besleyecek en yetenekli oyuncu. Bak Reha Hoca. Bence Emirhan olsaydı Gesso Fernandez'i de daha farklı izlerdik. Daha farklı Topal izleyebilirdik. Daha belki farklı de Salih'i de çok daha farklı izleyebilirdik. Oyuncu. Bak Salih de o çok farklı. O zaman 3 yetenek. Ben tamam. Buradan Emirhan'ın menajerine böyle bir eleştiride bulunmak istiyorum. Topu bilen menajer olsa Emirhan'ı bu sene Beşiktaş'ta tutardı. Banko. Nasıl parlayacağız? Bak Banko bugün 11'deydi. Yani oynatmayabilirdi hocam. Oynatırdı, oynatacaktı. Yani şimdi benim iki tane, bak iki tane de Türk pasaportu hocam. O önemli. Ha Torino'da ilk 11 oynarsa, orada formayı kaparsa tamam, o apayrı bir şey. Ama biz şu an kağıt üzerinde konuşuyoruz. Çok pardon hocam, hemen sözü vereceğim. Bir de Sampdoria maçı provasıydı bu maçın. O maçta kim vardı? Wellington. Bugün yok, yerine Necip oynuyor. Şimdi hocamla onu konuştuk. Taraftar da bunu söylüyor. Ya sağ stoperin yoksa veya sol stoperin yoksa onun yerine oynayacak adamın da stoper olması lazım. Öyle değil mi hocam? Yedekleri olması lazım. Ama Montero sol stoper oynamaz mı sadece hocam? Sakatlıktan yeni çıktı o da. İstanbul Spor'dan o çocuğu niye aldık? Ben onu anlamıyorum. İşte yani onu da oynatabilirsin. Hani yani? Adamın mesleği hayır, stoperlik. Hayır, neyi soru? Lafını bölmedim Serdar. Sağda sol stoper oynar mı hocam? Ya oynar. Dansville'de oynuyor işte. Ama Abdullah Hoca da oynatmıyor. Hayır. Geçen sene oynattı. Bu ara oynatmıyor. Geçen sene Denizli çok oynadı. Dorukhan evet, hatırlarsın. Perez yerine evet. Sağ bek orta sahada oynadı. Şimdi bu da yapılırken bana göre yanlış. Şimdi İstanbulspor'dan alınan stoper solak, Montero solak. Yani bütün evet. Bu kadar solak rotasyonlu aynı şekilde Saiz solak. Yani bunlar... Kadrodan bu arada gidecek olanlar var hocam. Gitmesi beklenilenler var. Daha kadro son şekli değil. Artı
Şimdi bugün Soğuz olsaydı orta sahada çok daha farklı bir orta saha izlerdik. Şimdi bak Muleka dedin hocam. Birincisi böyle bir yeteneği kaleden uzak tutmak kötülük. Ben öyle yorumluyorum. Çok tabii, avcı santrafor. Metraşı uzuyor. Bravo tabii, Serdar. O, sol kenarda oynuyor. Aynen, geriye geliyor gidiyor. Sol gelemiyor oraya. Yani ondan Enkudu bekleyemezsin. Herif o kutunun içinde etkili. Ama, adam geriye geldikçe biliyor değil mi? O ne yapacağı tabii koşuda hocam, dediğin gibi. Aynı. Fakat onun geriye kaleye yaklaşabilmesi olmayan için Rıdvan olsaydı eğer bugün onun kaleye yaklaşmasını sağlayabilirdi. Sağlar ama yine solda da başlaması çok doğru değil. Muleka sen gir içeri, ben giriyorum çizgiden. Mesela belki yeni olduğu için Masuaku belki onu tam yapamamış olabilir. O da bence fena değildi. Yeni olduğu için daha alışmadı. Bu arada buradaki bu kadrodaki oyuncuların çoğu hani iki hafta öncesine kadar birbirlerini bilmiyorlardı. İlk kez bir arada oynuyorlar. Onu da ekleyeyim. Hani Muleka'yı çizgiye etekleyecek olan, yani ceza sahasını etekleyecek olan adam o soldaki adam. Sol bek. Şimdi Gezal'ı Rozier itekliyor. Ve giriyor Gezal. Ama bir de Muleka Gezal gibi çizgi oyuncusu de, değil. Enkudu gibi değil. Sol bunu da düşünmek gerekiyor. Rıdvan da olsa kabul, yani o kadar da çok etkili devşiriyor olmaz. Devşiriyor şu an. Daha çok santrofor arkası, ikinci santrofor, evet, santrofor Muleka oynar. Mesela bak geçen seneki Beşiktaş maçında Vida top bana geliyor nasılsa derken Muleka geldi golü attı. Hani avcı santrofor dedikleri. Şey maçında, hazırlık maçında herhalde Deportivo Alaves maçında araya girdi, vurdu. Araya girdi, kalecinin kokladı üstünde. Onları iyi kokluyor. Şimdi hoca dörtlü mü oynatıyor? Sampdoria maçında dörtlü mü oynadı hocam? Üçlü oynadı diyorum. Çünkü ısı haritasına evet, baktım. Geldi bana. Kulüpte konuştu. Hep üçlü oynamış hocam ısı haritasında. Doğru. Ama bugün oynayamadı. Yani hoca diyor ki ben diyor, dörtlü başlarım. Ben dörtlü diye döndüm demiyor hoca bu arada. Döndüm demiyor. Ben diyor bunları bu çocukları oynatıp dörtlü gibi gözüküyor ama ben bunu içeride üçlü hatta ikili oynatıyorum. Ne dörtlüsü demiş hoca. Ben dönmedim diyor dörtlüye falan. Ya onlar bak inan az önce söyledim. Dörtlü, üçlüden daha önemli. Valen İsmail kendi ne oynatacaksa bir prensipler belirlesin. Geçen sene ve bu sene Beşiktaş takım top ayında ucuma çıkmıyor. Beşiktaş takım bugün gördün mü sen bir Gökhan Hoca savunmadan bir pas şablonuyla çıktı. Bir tane organizasyonu gördün mü Allah aşkına baskı yediğinde. Bir de bak Kayseri Spor o kadar baskı yapmadı ha. Pres falan yapmadı Beşiktaş'a. İyi Beşiktaş'ın, pas Beşiktaş'ın yani top ayağında pas yaptı. Beşiktaş pres hocam, yapamadı. Beşiktaş'ın oyun düzeninde problem vardı. Siz şimdi anda diyorsunuz ki işte Rıdvan gitti. Büyük kayıp. Rıdvan gitmek istedi. Şansını Glasgow'da bugün ilk 11'de başladı. Ne kadar mutlu bir... Yani, belki sen de olsa sen de gidersin tabii, hocam. Yani, Glasgow ya. Rangers'da geçen sene yani, geçen senenin kupa finalistinde gitti. İlk 11'de oyuna başladı. Şimdi Rıdvan'ın yerine Beşiktaş kimi transfer etti? Masuaku'yu. Adam Premier Lig'de West Ham Premier Lig'in kalbur üst takımlarının iyi takımlarından oradan geldi. Belki çok fazla süre bulmadı ama bugün oynadığı oyunda bakıyorsun top tekniği gidiyor, ortalarını yapıyor. Atletik bir oyuncu. Alıştıkça bir oyuncu. Ve alıştıkça Beşiktaş takımına daha da iyi olacak, kendi geliştirecek. Beşiktaş kadrosunda şu vardı. Sezon başında tamam çok erken başladı ama o kadro istikrarı bir türlü olmadı. Yani Beşiktaş 11'ini normalde sayabiliyorduk. O sakatlıklardan dolayı şimdi 11'i sayamıyorsun. İşte stoper Wellington en banka oyunculardan biri. Geçen sene tartışılıyordu. En banka oyunculardan biri. Wellington sakatlandı. Yerine gene Necip'i monte ediyorsun. Şimdi üçlü orta sahaya bakıyorsun. Salih, Getson, Kartal. Hepsi aynı yani. Üçü de aynı stil oyuncular. Bana öyle geliyor. Yani birbirinden ekstra farkı var mı? Yani Salih de topu alıp ayağa oynayan. Getson da topu alıp ayağa Getson, oynayan. Getson Salih Kartal kadar teknik değil. O ikisine göre daha hareket hızı olan, atletizm olan daha çok hareket hızı yok. Getson'un nerede oynadığı belli değildi ki. Getson sağlam bir orta sahada defansı pres kırıcıdır. İkisinden ayrı profilde bir oyuncudur. Hocam ötekiler de pas yapıyor, şey yapıyor ama üçü birbirine oyun tarzı olarak birbirine ben, yakınlar. Yok, yani sen, o senin Getson, fikrin hocam. Fikrim, yani senin fikrin o. Getson oyun kırıcı olabilir, o olabilir evet, ama ben diyorum ki bu üç tane oyuncu birbirinin aynı oyuncular. Yani aynı formatta oyuncular. Çok sprintleri var mı? Yok. Ceza sahası içine koşulları var mı? Getson sprinti olan atletik oyuncu, kısa patlayıcılığı nerede olan oyuncu. Nerede yaptı hocam? Biz maçı yanlış maçı mı seyrettik? Vallahi ben Benfica'da 18 yaşından beri seyrediyorum. Benfica'da olabilir de bugün değil, atmadı bak, diyorum. Hayır, bak şimdi sen baş farklı bir şey söylüyorsun. Ben atletik özelliği söylüyorum. Bugün koşmadı dersen o ayrı. Getson kendi özelliği yani oyuncu profilinde atletik bir oyuncudur. Çok çabuktur. Salih'le Kartal gibi değil. Daha patlayıcılığı kısa alanda 5-10 metresi hızlıdır.
bu maçta yapmamış olabilir. Genel tamam, özelliğini söylüyorum. Biz de bu maçı konuşuyoruz yani. Öbür maç attığı zaman attı. Sen birbirine yakın dedin ya ondan. Ama hani yakın oynadılar. Yani baktığın zaman üçünün performansı aynı. Özellikleri. Yok yani özellikleri. Bu üç bugün bak üç tane aynı özellikli oyuncuyla orta sahada. Bir top Gezdal'a geldiği zaman şekilleniyordu. Top kaybı fazla oldu belki ama bir şeyler yapma isteğinden. Hı. İşte bugün Emirhan'ı bahsediyorsun. Olsay tabii oynaması lazım. Dikini oynayan. Üç tane oyuncu var. Dikini oynamıyor. Bu direkt peki dikine hocam, giden bir oyuncu. Bundan dolayı bu söylediğiniz orta saha kurgusundan dolayı Muleka o sıkıntı yaşamış olabilir mi? Neden söylüyorum? Mesela bugün bir Atiba'sı olsa, bir Josef de Souza'sı olsa, orta saha alışkanlığı olan, Beşiktaş'ın orta saha alışkanlığı olan bir kurgusu olsa, içeride de iyi bir santrofor var içeride, Weghorst. Geziyor, basıyor, oraları karıştırıyor. Böyle bir orta sahasız da olsaydı her Beşiktaş, belki Muleka o Enkudu'dan beklenen şeyleri yapabilirdi herhalde. Ya girebilirdi. Zaten onu, o boşlukları bulabilirdi Muleka'nın herhalde. Zaten onu yapması lazım. Normalde nasıl? Skora ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. İşte Cenk'i oyuna soktu değil mi? Herkes doğru yani. Cenk'i oyuna sokması doğru bir şey. Belki gole ihtiyacı var. Aynı şeyi Muleka yapabilirdi. Weghorst'un etrafında dolaştırabilirdi onu ama. Muleka çizgide duruyor. Orta yapacak. Weghorst gol atacak. Öyle bir şey yok. Muleka da golcü bir oyuncu.